Efendim hayırlı akşamlar Dost TV stüdyolarından. Hepinize merhabalar. Bizleri izlemeye değer bulan, hanelerine kabul eden bütün Müslüman kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan herkesin üzerine olsun inşallah. Bugün merak edilen dini içerikli sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Sayın Hocamız Doktor Mustafa Bülent Dadaş Beyefendi ile birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Bizlere sorularınızı iletmek için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341-2040 mesaj yoluyla bizlere ulaşmak isterseniz eğer cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularınızı 38-34'e göndermeniz yeterli olacaktır. Facebook üzerinden bizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için facebook.com/merakdost adresine sorularını yorum ve mesaj atmaları yeterli olacaktır. Son olarak mail adresimizi de hatırlatalım istiyorum. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresine sorularınızı mail yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Memleketimize ve alem-i İslam'a huzur dileyerek programımıza başlıyoruz. Mevla Teala mahcup etmesin. Değerli hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Afiyetlesiniz inşallah. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Hemen başlamak istiyorum. Rümeysa Akul sizlere selamlarını iletmişler. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Zekatımızı bir öğrenciye vermek istiyoruz ve o öğrenci yurtta kalıyor. Oranın aidatını ona vereceğimiz zekattan biz karşılasak, ödesek olur mu? Bu ödemeyi yaparken o öğrenci kendine verilen zekattan olduğunu bilip bilmemesi önemli mi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Zekat bir insan, zekat mükellefi ise, zekatla sorumlu olmuşsa, zekatını verirken 3 şeye dikkat etmesi lazım ki verdiği zekat yerine geçsin. Evet. Birincisi niyet edecek. Yani zekatı verirken verdiği miktarı zekat niyetiyle verecek. Mesela diyelim ki zaman zaman insan sadaka verebiliyor, bir fakire yardım edebiliyor ama zekat niyetiyle vermemişse verdikleri zekat yerine geçmez. Birincisi zekata niyet edecek. İkincisi verdiği insan zekata ehil birisi olmalı. Yani Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Peygamber'in hadislerinde ve fıkıh kitaplarımızda zikredildiği üzere kendisine zekat verilebilir biri olmalı. Ve üçüncüsü de zekatı verdiğimiz zaman karşı tarafın mülkiyetine geçirmeliyiz. Biz buna fıkıh dilinde temlik diyoruz. Yani karşı tarafın mülkiyetine geçireceğiz. Mesela misafir çağırsak veyahut da fakir fukaraya bir yemek versek, davet versek ve onların önüne yemeği koysak, yeseler zekat vermiş olmayız. Çünkü onların mülkiyetine geçirmediğimiz için. Ve yine Kur'an kursuna zekat veremeyiz. Camiye zekat veremeyiz. Neden? Çünkü Kur'an kursu ve cami malı temellük edebilecek, onu mülkiyetine geçirebilecek bir imkana sahip değil. Bu üç tane şart önemli. Şimdi kardeşimiz vereceği zaman, zekatını verdiği zaman o öğrenciye telefon açsın, bildirsin, desin ki ben senin adına, senin yerine pansiyon ücretini yatıracağım desin. Ve karşı tarafta bunu kabul ettikten sonra onun vekaleti vekili olarak zekatını vermiş olur. Bunda bir problem olmaz. Zekat verirken mutlaka verilenin zekat olduğunu söylemeye gerek yok. Yani mümkün olduğu kadar fakirin hatırını kırmayacak, onun şahsiyetini incitmeyecek şekilde zekatı vermek lazım. Bazı alimlerimiz doğrudur, zekat farzdır. Farz ibadetleri yaparken riya olmaz. Hatta başkalarının örnek olsun diye insan farz ibadetlerini insanların önünde de yapar. Doğrudur. Ancak mümkün olduğu kadar bunu da tahakkuk ettirelim ama onu da incitmeden zekatımızı verebiliriz. Burada kardeşimiz onun vekaletini alarak onun adına zekatı verdiğini söylesin kendisine, öğrenciye. Dolayısıyla bu şekilde zekat verirse verdiği zekat geçerli olur. Evet, teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. Perihan Hanım Van'dan bizleri arıyorlar. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocamızla bir sorum olacaktı. Buyurun. Bizim evde çok fazla karınca var mutfakta. Evet. Tezgahın üzerinde, yerde çok çok fazla karınca var. Acaba hani bir iki defa ilaç kullanırsam vebali var mı diye düşünüp geri adım attım. Kullanamadım ilaç. Hocama sormak isterim. Yani suda ya da sıcak bir şey bıraktığımızda onlara da zarar veriyoruz. Evet. Her yerde karınca çok çok fazla. Bununkinle ilaç kullanırsak vebale girer miyiz? Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz. Van'a selamlar, muhabbetler efendim. Evet değerli tabii hocam. İnsan mümkün olduğu kadar canlılara zarar vermemeli. Mümkün olduğu kadar eğer onları itilaf etmeden, telef etmeden eğer bir çözümü varsa onları evden uzaklaştırmak
çözüm. Bu çözüm yolu denenmeli. Örneğin mesela aktarlara gidip karıncaların hoşlanmadığı kokuların olduğunu biliyoruz. Evet. Öyle söylüyorlar. Bu yol denenmeli. Yani en son çare olarak onları itlaf etmek olmalı. En son çare onları itlaf etmek olmalı. Bundan önce ne kadar yol varsa, imkan varsa bunların tamamını denemek önemli. Tabii evet. Yani hiç kimse kendi önünde karıncanın olması, aşırı bir şekildeyse özellikle de olmasını istemez. İnsanın menfaati de önemlidir tabii. İnsanın hayat kalitesinin, yaşam kalitesinin üstte olması önemlidir. Ve diğer varlıklar da insan için yaratılmıştır. Ancak dediğimiz gibi eğer onları itlaf etmeden bir şekilde uzaklaştırma imkanı varsa bir yol deneyeceğiz. Ama hiçbir şekilde bütün yolları denedik. Başka hiçbir çare kalmadı. Onları evden uzaklaştıramadıysak hanımefendinin bahsettiği şekilde bir uygulamaya gidilebilir. Evet, pekala. Teşekkür ederiz. Ömer Aktepe, kendisi benim amcam. Onun arkadaşı adına sorduğu bir soru var. Evet. Hocam, arkadaşım bir araba almış krediyle. Şimdi de ödeme noktasında problemler çekiyor. Sana devredeyim diyor. Ben devreden kısmına kadar ödediği miktarı ona peşinden veriyorum. Geriye kalan borcu ben onun adına bankaya yatırıyorum. Evet. Ve borç bittikten sonra satışı üzerime alacağım. Birbirimize olan güvenimiz var, evet, diyor. Bu takdirde ben faize bulaşmış olur muyum? Evet. Şimdi tabii burada doğrudan bir mesuliyeti söz konusu değil. Hı hı. Çünkü faizli alışverişi, faizli sözleşmeyi kendisi yapmamış. Sadece faizli sözleşmeyi yapan birisi var. Evet. O kendisi ondan geriye kalan miktarlarını bankaya ödeyip kendisine de ödediğini peşin ödemek şartıyla bir alışveriş yapıyor. Yani inşallah kendisi mesul olmaz. Evet. İnşallah mesul olmaz. Pekala, teşekkür ederiz. Muhterem hocam, izleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Kesilen tırnak ve saç yakılır mı veya çöpe atılır mı? Bunda herhangi bir beis var mıdır? Şimdi fıkıh kitaplarımızda tırnak, kesilen tırnak ve yine kesilen saçların defnedilmesi öneriliyor. Hatta Mürselat suresinden bir ayet-i kerime delil getirilerek وَجَعَلْنَا الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا. Yani yeryüzünü Cenab-ı Hak buyuruyor. Biz hem yaşayanlar için hem de ölenler için bir örtü yaptık. Dolayısıyla imkan varsa, defnetme imkanı varsa, gömme imkanı varsa bu yola gidilebilir. Ama günümüzde pratik olarak bunu önersek bile tatbik etmek çok zor. Evet. Yani kendimiz de bunu tatbik edemiyoruz. Yakılmasıyla alakalı olarak özel bir yasak yok. Yani Hazreti Peygamber'in hadislerinde ve yine ben doğrusu fıkıh kitaplarında rastlamadım yakılmanın haram olduğunu veya buna yönelik bir yasak olduğuna dair. Ancak yakmaya gerek yok. Çöp kutusuna atılabilir, çöpe atılabilir. Bu şekilde de saç veya kutta tırnak kesmişsek bu şekilde izah edebiliriz. Evet. Pekala, teşekkür ederiz. Hocam, memleketiniz Urfa'ya şöyle bir uzanalım, evet, istiyorsanız. Evet. Hanım, Hamide Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hocam, benim size bir sorum olacak. Hayırlı akşamlar bu arada. Buyurun, teşekkür ederiz. Evde biraz kumaş bulundurmak günah mıdır? Evde? Beyaz eşya, yani beyaz kumaş bulundurmak günah mıdır? Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz. Peygamberler şehri Urfa'ya selamlar, muhabbetler efendim. Yani doğrusu böyle bir yasağın olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen bir sebebi vardır. Bu sorunun bir sebebi vardır. Veya halk arasında böyle yaygın bir şey vardır. Hı-hı. Ama yani bu şekilde bir kumaş bulundurmanın yasak olduğuna dair dinimizde hiçbir tane ne Kur'an'da ne sünnette ne de kitaplarımızda böyle bir bilgi mevcut değil. Dolayısıyla rahat olsunlar. Bu gibi şeylerin dinen aslı olmayan şeyler, bid'at olan şeyler rahatlıkla kullanabilirler inşallah. Pekala, teşekkürler. Muhterem hocam, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Evlilik bir kader midir yoksa sırf bizim seçimimize bırakılmış bir olay mıdır? Bu konuda Mustafa, evet, Bülent hocamız ne der diye sormuş izleyicimiz. Şimdi doğrusu kaderi anlamak lazım. Kader, Cenab-ı Hakk'ın bilgisi demek, Cenab-ı Hakk'ın ilmi demek. Şimdi Allah Celle Celaluhu için zaman söz konusu değil. Yüce Allah bizim dün dediğimiz, şu an dediğimiz ve gelecek dediğimiz her şeyi aynı şekilde biliyor. Yani bizim gelecek zaman, 100 yıl sonra, 200 yıl sonra dediğimiz zaman bile Cenab-ı Hak için aynı, şu, evet, an gibi. Dolayısıyla Allah her şeyi biliyor ve o bildiği şeyleri kulun iradesiyle neyi seçeceğini de biliyor ve o seçeceği şeyi Yüce Allah takdir etmiş. Dolayısıyla evlilik de dahil olmak üzere insandan sadır olan, meydana gelen hiçbir fiil kaderin dairesi dışına çıkmaz. Ancak bundan şunu anlamamak gerekiyor. Yani kaderim ve dolayısıyla ben mutlaka zorunlu olarak isteyeyim veya istemeyeyim, evlendim,
erkekse bayanı buldum, bayansa erkeği buldum dememeli. İnsanın iradesi vardır. Veya günahlar noktasında değil mi hocam? Aynı sayesinde. Aynı öyle, aynen öyle. Yani insan iradesi var. Cenab-ı Hak ona cüz'i bir irade vermiş. Ve dolayısıyla o iradesiyle zaten ölçüler koymuş. Eğer insan mecbur olsaydı, zarureten mecburen birisini seçmek zorunda olsaydı, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kadın veya bir erkek dört sebepten birisiyle evlenir, ya, evlenmelidir. Sen dindar olanı seç, hayra kavuşursun der miydi? Zaten insan mecbur, mutlaka birisini seçmek zorundaydı. Dolayısıyla insanın bir iradesi var elbette. O iradesiyle Allah'ın gösterdiği şekilde, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gösterdiği kriterlere göre insan gidecek, bir bayan bulacak veya bir erkek bulacak. İradesini ortaya koyacak, daha önce de söylemiştik, istişare edecek, istikare edecek ve ondan sonra azmedecek ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül edecek. Ve diyecek ki ya Rabbi, ben bütün gücümü harcayarak senin koyduğun ölçüler çerçevesinde birisini bulmaya çalıştım. Ve elimden geldiği kadar çabaladım ve birisini buldum. Artık bundan sonrasını seni vekil tayin ediyorum. Seni vekil bırakıyorum. Hakkımda hayırlısıyla takdir et. Hayırlı değilse takdir etme ve bana daha hayırlısını ver diyecek. Artık tevekkül edip o işe girişecek insan. Evet. Yani elbette insanın bir iradesi söz konusu durumunda mecbur değil. Yani mecburiyet noktasında herhangi bir şey söz konusu tabii değil. Tabii kesinlikle. Yine bizim kişisel tercihlerimiz sonucunda mutlaka. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bize naklettiği gibi dini eğilimleri daha fazla olan da evet, tercih edebiliriz. Yoksa tam tersini de seçebiliriz. Çok doğru. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Meryem Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben faizle ilgili bir soru soracaktım hocam. Buyurun. Bazı hocalar faizli bir kere ev almayı caiz görüyorlar. Bu doğru mu? Faize bulaşmamız helal mi, haram mı? Bununla ilgili fetva verebilir misiniz? Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz. Ankara'ya selamlar efendim. Evet. Şimdi tabii faiz hakikaten günümüz Müslümanlarının problemi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inşallah alternatifler önümüze koysun ki Müslümanlar bu günaha bulaşmasın. İnşallah. Çünkü faiz öyle bir günah ki insanın insana bir şekilde bulaştığı zaman insanın duasının kabul edilmesine de mani. Ya. Bu çok önemli. Yani insanın vücudunda eğer haram bir lokma varsa edeceği dualar da makbul olmaz. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adamdan bahsediyor. Diyor ki bir adam vardı, yolcuydu, üstü başı darmadağındı, saçları başları karışıktı. Yani normalde bir insanın duasının kabul edilmesi için bütün şartları taşıyordu o insan. Evet. Ve o insan uzun bir yolculuğa çıkmış, elini kaldırmış, ya Rabbi, ya Rabbi diye dua ediyor. Ama Efendimiz diyor ki, mat'amu haram, yedikleri haram, ve meşrabu haram, içtiği haram, ve guziye bil haram, bedenini haram ile besliyor. Fe enna yüstecabu lehu. Böyle bir insanın duasına nasıl icabet edilebilir ki diyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Yani şu anda hakikaten pek çok derdimiz için dua ediyoruz. Bütün Müslümanlar olarak. Kabe'de milyonlarca insan dua ediyor. Yani şöyle düşündük mü acaba neden? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu imtihanın gereğidir elbet ama neden bu dualarımız icabet ediyor mutlaka Allah? İcabet etmek ayrı bir şey. Kabul etmek ayrı bir şeydir. Ama neden kabul edilmiyor? Yani Müslüman hakikaten kendisini sorgulamalı. Ne kadar haramla faizle iştigal ediyorum. Şimdi ev hakikaten mesken ihtiyacı. Mesken ihtiyacı zaruri bir ihtiyaçtır. Mesken ihtiyacı, insanın barınma ihtiyacı zaruri bir ihtiyaçtır. Yeme ihtiyacı, içme ihtiyacı gibi. Ancak mesken ihtiyacı, bu zaruri ihtiyaç mutlaka bir ev sahibi olmakla giderilmeyebilir. Yani bir insan kirayla da bu ihtiyacını giderebilir. Dolayısıyla burada zaruretten söz edilemez. Yani bu bir asli ihtiyaç değil o zaman değil mi hocam? Yani mesken ihtiyacı asli bir ihtiyaçtır ama o evin mülküne, var yani. mülküne sahip olmak asli bir ihtiyaç değildir. İnsan kirayla da olabilir. Ancak bunun da zarureti olabilir mi? Şöyle olabilir. Mesela örnek veriyorum. Bir insan düşünün. Bir yerde yaşıyor. Orada kiralar 1000 lira olsun. Evet. Kiralar, aylık kiralar 1000 lira olsun. Kendisi de orada oturmak durumunda. Yani işi gereği, sağlık gereği, başka bir sebeple orada oturmak durumunda. Ve 1000 lira kira. Bu insan gidip faizle bir kredi alsa mesela 500 lira ödeyecek aylık olarak. Ve kendisi 1000 lira kira ödeyecek durumunda değil. Öyle bir imkanı yok ama 500 liraya ödeyebiliyor. Bakın bu insan için zaruret söz konusudur. Bu insan gidip kredi çekerek ev alabilir. Neden? Çünkü zaruret var. Kirayı ödeyemiyor ama aylık kredi ödeyebiliyor. Ama böyle bir durum söz konusu değilse, bu insan kira verebiliyorsa, ister ilk evi için olsun, ister bir başka ikinci ev için olsun,
faizli kredi çekmesi doğru olmaz. Burada şunu da söylemek lazım. Şimdi zaruret dediğimiz şey insanın artık başka çıkar yolunun olmaması demek. Başka çıkar yolu yok, mutlaka onu yapacaksınız o ihtiyacınızı karşılamak için. Şimdi bu zaruret doğrudur. Eddarurat tubihul mahzurat. Zaruretler haramları mubah kılar, helal kılar. Yani bir insan mecbursa eğer, başka hiçbir çaresi yoksa, boğazında bir lokma kalmış, içecek bir suyu yoksa, Allah haram ettiği halde şaraptan bir yudum içebilir hayatını kurtarmak için. Veya zaruret varsa domuz şey yapabilir. Veya bir insan kendisi, aile efradından bir tanesi ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor. Borç alacak hiç kimsesi yok, hiç kimse borç vermiyor. Ama bir Müslümanın parasının bir yerde olduğunu biliyorsa zaruret gereği tekrar ödemek şartıyla ona onu bile alabilir. Ancak şöyle düşünelim şu an. Ama bu bahsettiğimiz meseleler sizin de belirttiğiniz gibi aslında çok uç meseleler. Yani işin hani tabiri caizse son raddesi. Başka bir çok adım uç. Atabilecek uçurumun dibindeyiz. Bu takdiri iyi belirtmek lazım çok değil doğru. mi hocam? Yani ben zaruret sahibiyim şu anda imkanlarım el vermiyor o yüzden kredi çekebilirim ev alabilirim demek. Noktasında problem çıkıyor. Çok doğru. İşte o kaideyi biraz önce söylediğim o evrensel kaideyi اَدْدَرُرَةُ تُبِيُحُ الْمَحْظُورَةِ zaruretler haramları mubah kılar kaidesinin sınırlarını daraltan başka bir kaide daha var. O da nedir? اَدْدَرُرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِيَا zaruret ne kadarsa o kadarla iktifa edilir. Yani zaruret miktarını aşmamanız lazım. Bir insan eğer zaruret gereği mesela içerisinde alkol bulunan kan bulunan bir ilacı içecekse zaruret miktarını aşmamalı. Ne kadar ihtiyacını gideriyorsa o kadarla yetinmeli. Şimdi şöyle bir düşünelim. Türkiye'de yani 50 bin liralık ev alabilecek çok doğru. Ken 100 bin liralık madem çekiyoruz kesinlikle. 100 bin liralık ev alalım demek olmuyor. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin durumunu şöyle bir düşünürsek. Allah'a hamdolsun Türkiye'de alternatifler var. Evet. Mesela Din İşleri Yüksek Kurulu TOKİ'ye cevaz veriyor. TOKİ ile yapılabilir bu iş. Yine katılım bankaları yoluyla yapılabiliyor bu iş. Yine Allah'a hamdolsun bazı işletmeler var, müteşebbisler var. Allah onlardan binlerce defa razı olsun. Müslümanların bu ihtiyacını bildiği için taksitle evler satabiliyorlar. Şimdi ben bir Müslüman olarak o zaman şunu yapmalıyım. Ben elimden geldiği kadar eğer dinimi önemsiyorsam helal yollarla bu ihtiyacımı nasıl giderebilirim? Bunun peşinde olmalıyım ben. Helal yollarla nasıl giderebilirim? Yani şimdi bir Müslüman, bir insan... O zaman zaruret noktasında da işte şıklarımız var değil mi evet. hocam? Bunları da deneyip en son mutlaka. Yine faizle iştigal eden bir bankaya sevk etmemiz lazım işi. Çok doğru, kesinlikle. Yani bütün bunlar olmadığı zaman zaruretten söz edebiliriz. Bu çok önemli. Yani zaruret deyip hemen yani. Helal dememek lazım. Biz bunları hallettik mi ki zarurete gidelim, harama gidelim? Hayır, bunlar var elhamdülillah. Belki biraz masraflı, biraz zahmetli ama Müslüman inanıyorsa bu zahmete katlanmalı. Basit bir örnek. Bir insan bakıyorsunuz bir ayakkabı alacak, 10 tane dükkan geziyor, mağaza geziyor. Kendisine uygun, daha ucuz, daha kaliteli bir ayakkabı alabilmek için. Neden? Ayakkabıyı önemsiyor çünkü. Yani bizim dinimiz bu kadar kıymetsiz olduğunu düşünmüyorum. Elhamdülillah hepimiz dinimize, bütün Müslümanlar çok kıymet veriyor ama ben bir Müslüman olarak o zaman hakkıyla bir araştırmalıyım. Gerçekten bu ihtiyacımı helal yollarla karşılayabiliyor muyum, karşılamıyor muyum? Eğer gerçekten bütün imkanlar, kapılar kapandı, başka hiçbir çarem kalmadı, sizin de buyurduğunuz gibi uç örnektir bu. Eğer böyle bir durum varsa o zaman bir Müslüman bankaya girmeli, faizli bir bankaya ve faizli kredi çekmeli. Yani faiz hakikaten çok büyük bir günah. İbadetinin makbul olmamasına sebep olabilir insanın. İnsan 40 defa düşünmeli. Ama bir Müslüman bir şekilde bulaşmış diyelim. Yani insan kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'ine tevvabun. Ademoğlu hata yapar ama hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Bir şekilde bulaştık diyelim böyle bir işe. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit mi keselim? Ne yapalım? Tövbe edeceğiz o zaman. Ya Rabbi ben böyle bir hata işledim. Günahlarımı bağışla, kusurlarımı affet. O evi de satmaya gerek yok. O evde yine oturabiliriz. İnşallah tövbe o şekilde işlenmiş günahın da silinmesine sebep olur Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız var. Konya'ya uzanıyoruz. Ali Bey telefon attığımızda. Alo. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hocam cenaze namazıyla ilgili bir şey soracaktım. Buyurun. Hocam şimdi bazı cenaze namazı kıldıran hoca efendiler işte helallik istiyorlar. Evet. Hakkınızı helal ediyor musunuz diye. Bazıları nasıl bilirsiniz diye soruyor. Bazıları da daha farklı bir şey soruyorlar. Hı hı. Bu ölen kardeşimizin Müslümanlığına, imanına şahitlik yapar mısınız diye. Evet.
Bunun hangisini söylemek lazım namaz kıldıran görevlilerin? Hatta bazıları da mesela cemaatten şöyle tepki koyanlar oluyor. Niye bunun Müslümanlığına, imanına bizi şehadette bulunduruyorsunuz diye tepki gösterenler oluyor. Bu konuda ne yapmak gerekiyor? Yöneltelim inşallah. Konya'ya selamlarımızı iletiyoruz Ali Bey. Afiyette kalın inşallah. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir cenaze namazı kıldırdığı zaman özellikle Medine'nin ilk dönemlerinde malumunuz Hazreti Peygamber ve ashabı hicret etti. Zaten Müslümanlar çok fakir durumdalar. Gerçekten muhtaçlar. Henüz fetihler olmamış, insanların imkanları yok. Evet. Efendimiz sorardı. Bu insanda hakkı olan birisi var mı? Bu insan borçlu mudur diye. Sorduktan sonra eğer borçlu olduğunu söyledikleri zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam derdi ki kardeşinizin üzerine namaz kılın. Kendisi kılmazdı Hazreti Peygamber. Ancak birileri ortaya çıkar. Der ki ya Resulallah bu insan borçludur ama ben bunun borcunu karşılıyorum. Ve o zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazını kılıyordu. Sonraki dönemlerde elhamdülillah Müslümanlar zenginleştiler. İslam devletinin gelirleri arttı. Hazreti Peygamber borcu olduğunu öğrendiği zaman artık namazını kıldırıyordu. Neden? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun borcunu Beytülmal'den ödüyordu. Dolayısıyla yani cenazeye hazır bulunan insanlara vefat eden kimsede bir hakları olup olmadığını sorabiliriz. Bunun ifade tarzları değişebilir. Yani şunu sorabiliriz. Bu Müslüman hakkında ne dersiniz? Alacağı olan, hakkı olan birisi var mı? Tabii diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Yani doğrudur. Bir insan tam manasıyla tanımıyorsa, bilmiyorsa şahitlik yapması belki doğru olmayabilir. Ama burada netice itibarıyla camiye getirilmişse eğer o cenaze elhamdülillah Müslümandır. Yani Müslüman olduğu için onu camiye getirmişlerdir. Ve aksine bir şey bilmiyorsak biz o kadar Müslümanın da bir araya toplandığını biliyorsak onun üzerinde namaz kılabiliriz. Ve dolayısıyla bizim şahitliğimiz de oradaki Müslümanların şahitliği gibi olur. Bu da önemlidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün ashabıyla oturuyor. Oradan bir cenaze geçiyor. O cenaze hakkında iyi şeyler söylüyorlar. Efendimiz diyor ki vecebet. Bu ifadeyi kullanıyor. Yani vacip oldu. Daha sonra aradan bir zaman geçiyor. Tekrar bir cenaze geçiyor. Bu defa insanlar onun hakkında olumsuz şeyler söylüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki vecebet. Sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah ikisinde de aynı ifadeyi kullandınız. Neden? Diyor ki Hazreti Peygamber entum şuhedâullâhi fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Dolayısıyla birinci vefat eden cenaze hakkında iyi şeyler söylediniz. Ben de cennet ona vacip oldu dedim. İkincisi hakkında kötü şeyler söylediniz. İmanı olmadığına dair şeyler söylediniz. Ben de cehennem ona vacip oldu dedim. Dolayısıyla yani biz Müslümanlar olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın başka bir hadis-i şerifi daha var. Fezkuru hayra mevtâkum. Yani vefat edenlerin hayırlı şeylerini konuşun. Hayırlı şeylerini söyleyin. Biz de Müslümanlara öyle şahit olarak, edelim ki inşallah Müslüman kardeşimiz cennetle şereflensin. İnşallah. Bir de dua mahiyetine de geçebilir. Yani biz onun hakkında iyi şahadette bulunduğumuz zaman imanına vesaire bir dua yerine geçer. Netice itibariyle bir insan haddi zatında biz 5 vakit namaza geldiğini bilsek bile, devamlı böyle Müslümanca yaşadığını bilsek bile vefat ederkenki durumunu bilmiyoruz ki. Evet. Ve buna rağmen şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla buradaki iyi bir niyettir. İfade tarzları değişebilir. Kardeşimizin söylediği şekillerden bir tanesi kullanılabilir. Artık bunu duruma göre İmam Efendi, Hoca Efendi seçebilir bunları. Evet, teşekkür ederiz. Hocam Ayşegül Yusuf Karkin sizlere selamlarını iletmişler. Şöyle bir sorum olacak. Ben sağlıkçıyım ve ameliyathanede çalışıyorum. Namaz vakitlerinde çok kısa zamanım oluyor. O yüzden mescide çıkamıyorum. Soyunma odasında namaz kılıyorum. Namazımı kılarken o sırada insanlar, doktorlar, hemşireler veya oradaki görevli olan insanlar soyunma odasında üzerlerini değiştirebiliyorlar. Bazen bu benim dikkatimi dağıtabiliyor. Ben mescitte mi kılmalıyım namazımı yoksa soyunma odasında kılmam, insanların orada gelip üstlerini değiştirmesi herhangi bir engel teşkil eder mi? Yani imkanı varsa camide namaz kılması, mescitte namaz kılması daha uygun. Çünkü namazda huşu esastır. Huşu demek insanın bir huzur halinde, Yüce Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkması demektir. Yani bir sükunet içerisinde, zihni dağılık olmadan Yüce Allah'ın huzuruna çıkması demektir. Bir insan huşusunu bozacak, namazdaki huzurunu bozacak, konsantresini bozacak yerlerden uzak durmalı. Hatta buna binaen bizim fıkıh kitaplarımızda bir insan camilerin süslenmesi, özellikle mihrap tarafının süslenmesi, cemaatin dikkatini dağıtacak şekilde uygun görülmemiş. Neden? Çünkü esas olan camide o cemaatin namaz kılarken huşu içerisinde kılmasıdır. Evet. Şimdi bu kardeşimiz imkanı varsa mescitte kılsın.
Ama imkanı yok. Dolayısıyla yalnızca orada namaz kılabilir. Dikkatimi de dağıtmıyor demiş hocam. Ben dağıtıyor diye okudum, özür diliyorum. Çok güzel. Dikkatini de dağıtmıyorsa, huşu içerisinde de kılıyorsa, engel olmuyorsa orada namaz kılabilir. Bir sakıncası yok. Evet. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Alo. Esma Hanım buyurun. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hocama saygılarımı sunuyorum. Hocam izniniz olursa birkaç sorum olacaktı benim. Buyurun. İlk sorum mübin duası ile ilgili. Yasin suresi okunurken mübin geçen yerlerde yapılan mübin duası ile ilgili. Mübin hani, dediniz değil mi? Mübin. Evet. Bununla ilgili hadislerde sağlam rivayetler var mı veya rivayet var mı diye sormak istiyorum. Hı hı. Diğer sorum akşam namazının farzını kılarken yanılarak ikinci rekatta selam verdiğimizde araya dünya kelamı girmeden üçüncü rekattan devam edebilir miyiz sehif secdesi yapmak kaydıyla? Evet. Diğer sorum bayanlardan mutat olarak gelen akıntı abdesti bozar mı? Böyle bayanlar özürlü hükmünde midir? Her namaz vakti abdest almak zorunda mıdırlar? Akıntıdan maksadı beyaz akıntı mı? Herhalde akıntıdan maksadınız beyaz akıntı değil mi Esma Hanım? Evet, evet. Pekala. Teşekkür ediyoruz. Afiyet diliyoruz. Samsun'a selamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Evet. Evet değerli hocam. Sondan başlayıp başa doğru gidelim isterseniz. Şimdi bayanlardan gelen beyaz akıntı, tabii bu hususta alimlerimizin farklı kanaatleri var ama Din İşleri Yüksek Kurulu'nun son birkaç senedir edindiği aldığı bir karar var. Bayanlardan gelen beyaz akıntı abdeste mani değildir. Abdesti bozmaz. Çünkü abdesti bozan şey, bu görüşün gerekçesini söylüyorum. Abdesti bozan şey kullu ma harace min sebiliyni min necisin. Yani insanın dışkı yollarından necis çıkan şeylerdir. Şimdi eğer bu beyaz akıntı bir hastalıktan dolayı gelmiyorsa, ki rahmin üst kısmından geliyor, yani bir enfeksiyondan kaynaklanmıyor, bir iltihaptan kaynaklanmıyor. Dolayısıyla bu bir ter gibidir, vücuttan çıkan ter gibidir. Ve necis de olmadığı için abdeste mani değildir. Evet. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kanaati bu şekildedir. Dolayısıyla özürlü sayılmaz. İkinci sorusu, akşam namazıyla alakalı soru hocam. Şimdi eğer bir insan akşam namazında kardeşimizin verdiği örnekte olduğu gibi ikinci rekatta selam vermişse, hı-hı, namazı bozacak bir hareket içerisinde olmamışsa, dünya kelamı konuşmamışsa, vücudunu kıbleden çevirmemişse hemen, hı-hı, kalkar, üçüncü rekatını kılar ve sehiv secdesi yaparak, hı-hı, namazını tamamlayabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Evet, teşekkür ederiz. İlk sorusuna dönelim. Yasin-i Şerif okurken mübin duası diye bir duadan bahsettik. Yani böyle bir duayı doğrusu ben bilmiyorum. Böyle bir duanın olmadığını zannediyorum. Hı-hı. Belki muhtemelen bir duadır. Yasin'in içerisinde geçen bir kelime itibariyle de mübin denilmiştir. Ama böyle bir dua yok yani. Elhamdülillah. Bildikleri şekliyle dua etsinler. Yani öyle her şeyi bir çerçeve içerisinde koymaya gerek yok. Rahat olmak lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'na Yasin okuduktan sonra veya başka bir sure okuduktan sonra nasıl içinden geliyorsa o şekilde dua etsin. Samimiyetle, ihlasla, elhamdülillah. Esas olan budur. Muhterem hocam, bir virgül koyalım. Kısa bir reklam arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.